Değerli arkadaşlar, şimdi merdivenleri yapmaya başlayalım. Şimdi merdivenleri yaparken uymamız gereken birkaç kural var. Mimari çalışmalar yapan arkadaşlar bunları bilirler. Örneğin merdiven yüksekliği çok yüksek olamaz. Çünkü adım atmakta zorlanırsınız ve bu yüksekliği çocuklar veya daha küçük bireyler çıkamazlar. Veya merdiven basamağı çok dar olamaz. Çünkü çok dar bir basamakta düşme tehlikesi yaşarsınız. Bundan dolayı merdivenle ilgili bazı merdiven bilgilerine sahip olmanız lazım. Bu standarda uyarak yapmanız lazım. O zaman merdivenleri çizeceksek merdivenlerle ilgili mimari bilgiyi de hemen önümüze gelsin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sahnemize merdiven hesabında uyulması gereken kurallar diye bir doküman geldi. Bu dokümanı sizler için hazırladım arkadaşlar. Bu dokümanı mimarlıkla ilgili çalışan veya mimar olan arkadaşlar ya da ilgili olan arkadaşlar daha sonraki yerlerde de kullanabilirler. Merdiven hesabında uyulması gereken kurallarda rıhtıların yani basamak yüksekliklerinin ölçüleri belirlenmiştir belli standartlarla. Şimdi bir resim daha çağırayım sahneme. Ve şöyle bir merdiven tipi geldi arkadaşlar karşımıza. Burada önemli olan merdiven tipinden ziyade, çünkü değişik merdiven, çok çeşitli merdiven tipleri var arkadaşlar. Burada önemli olan rıhtın ne olduğunu kısaca anlatmak. Rıht basamağa attığımız adımdır, yüksekliktir. Bakın şurada A ile ifade edilen yüksekliğe rıht deriz. Bu rıht yüksek olunca, yani merdiven basamağı yüksek olunca adım atmakta zorlanırız. Yani yukarıya bir adım atmak zor olabilir. Çok düşük olunca da adım atacağınız merdiven sayısı artacağı için yorucu olabilir. Yani 5'er santimlik rıhtta olmaz. Tık 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 50-60 basamakta çıkamaz bir insan yukarıya. Bu da sıkıntıdır. Onun için belli standartlara uymanız lazım. Dediğim gibi basamak belli bir genişlikte olması lazım arkadaşlar. Çünkü çok dar olduğu zaman basamağa tam basamayıp düşmeye imkanımız var. Çok geniş olduğunda da artık o basamak sahanlık mı basamak mı karıştırabilirsiniz. Yani genişliği de darlığı da belli bir standartta olması lazım. O zaman soldaki standartlara buna göre uymamız lazım arkadaşlar. Bakın ne diyor? Rıhtlarda basamak yüksekliği, yani basamak yüksekliklerimiz konutların kat merdivenlerinde 16 ile 18 santim arasındadır. 18 santim çok geçmesi tavsiye edilmez. 15,5 santimin de çok altında olması, yani 16 santim civarının çok altında olması da tavsiye edilmez. 16 ile 18 arası. Okul, tiyatro, hastane ve bunun gibi yerlerde biraz daha düşük olabilir. Çünkü küçük çocuklar da vardır. Park ve bahçelerde daha da düşer. Dikkat edin, yaş düştükçe basamak yüksekliği düşüyor arkadaşlar. O zaman konutlarda, apartman dairelerinde, bu gibi şeyler yerlerde 16-18 civarı kullanıyoruz. Bunun yarımşar santim düşmesi, yükselmesi çok çok önemli değildir ama standartlara da uymak gerek açıkçası. Peki basamak genişliğini nasıl belirliyoruz? Basamak genişliği dediğimiz şey arkadaşlar, burada da B ile ifade edilen çıktığımızda basamağımızın genişliğidir. Bu basamak genişlikleri arkadaşlar belli bir formülizasyonla bulunur. Örneğin basamak genişliği 2A artı B eşittir 60 veya 64. Yani 2A nedir burada? Buradaki A rıht yüksekliğimizdir arkadaşlar. Bakın şurada da yazdığım gibi A ile ifade rıht yüksekliğimiz. Yani iki tane rıht yüksekliğini 62'den veya 60'tan çıkarttığımızda basamak genişliğini de buluruz. Peki burada o zaman gelin hesaplarımızı yapıp hemen rıhtlarımızın yüksekliği nasıl olabileceğini bulalım. Bir kere rıhtlarımızın yüksekliğini belirleyebilmek için kat yüksekliğimizi bilmemiz lazım. Yani iki kat arasındaki mesafeyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Onu da kendimiz belirliyoruz. Yani isteyen 3 metre yapabilir, isteyen 3.20 yapabilir, isteyen 3 yapabilir. Biz burada 2.90 alacağız. 2.90. O zaman demek ki bizim hesabımıza göre rıht yüksekliğimiz ne olmalı onu bulabiliriz. İşte öncelikle kaç tane rıht, yani kaç tane yükseklik basamak olacağını bulmamız lazım. Kaç tane rıht olacak? Bu da kat yüksekliği bölü rıht yüksekliğidir. Kat yüksekliğimiz 290 değil mi arkadaşlar? Hemen hesaplamaya başlayalım. Kat yüksekliğimiz nedir? 290. Peki rıht yüksekliğimiz ne arkadaşlar? Rıht yüksekliğimizi, hani burada demiştik ya, konutlarda ve kat merdivenlerini 16 veya 18 civarı alabiliriz. Yani bunu kendimiz belirliyoruz. Peki ben buna bir 16 diyeyim. 290 bölü 16 bölü 16 eşittir 18,125. Yani demek ki 18 basamak olabilir. 18 veya 19 basamak olur. 18,01 basamak diye bir şey olur mu? Ya bir basamak vardır ya da yoktur. O zaman bunu tam yapmamız lazım. Şöyle. Ya bunu 18 basamak ya da 19 basamak yapacağız. Ama genelde en yakın olana yuvarlanır. O zaman biz 18 basamak belirleyeceğiz. O zaman 18 basamak belirliyorsak şöyle yapacağız. Rıhtımızın yüksekliği 290 bölü 18 eşittir
16,11. Yani her bir rıht yüksekliği, her bir basamak yüksekliği 16,11 olduğunda 18 tane basamak koyduğumuzda tam olarak öteki kata çıkabiliriz demek. Peki bunu bulduk. Şimdi gelin bir de basamak genişliğimizi bulalım. 16,11 bulduk mu? Tamam. Ne diyor burada basamak genişliği hesabında? Bak şuradaki A'yı ve B'yi buluyoruz. A'yı bulduk. 16,11. Basamak genişliği hesabına geliyorum. 2A artı B eşittir 60 veya 64. Biz bunu ortalama alalım. 62 alalım. 2 tane A, yani 2 tane 16,11 çarpı 2 diyelim. 32,22. 32,22. 62'den çıkartırsak öteki tarafa atıp eksi 62 29,7. Yani demek ki bizim basamak genişliğimiz neymiş? 30 santimmiş. Yaklaşık 30 santim bizim basamak genişliğimizi kurtarıyormuş arkadaşlar. Pekala, 30 santim basamak genişliği ve 16,11 merdivende rıht yüksekliğini bulmuş olduk. Gelip bakalım projemizde bize ne verilmiş. Bakın ne diyor? 18 çarpı 16,11 eşittir 290. 290 merdiven bilgisi diye burada da zaten buna göre çizilmiş. Bizim mimarların uyguladığı bir şey, tabi burada bir yorum var. Örneğin bu kapıdan içeriye girdik. Bakın mesela bu üst katlarda daha belirgin olacaktır. Kapıdan içeri girdiğimizde şu merdiven mesela araya bir sahanlık koymak insanların dinlenmesi için iyi olabilir. Şurayı bu bodrum kat bu burası bodrum kat. Bodrum kattan üst kata çıkarken bakın şu kör cephe yani şu duvarın dibine bu merdiveni boydan boya yaymış. Yaymış araya da bir sahanlık koymuş. Koyabilir. Sahanlıklarımızın yani merdiven genişliklerimiz arkadaşlar. Bakın sahanlık genişliğimiz 1,20'den az olmamalı. 1,20'den az olmamalı. Burada kaç verilmiş genişlik olarak? Verilmiş. Güzel bir rakam verilmiş. İnsanlar rahat bir şekilde çıkabilir. Genişlik bakımından iyidir. Peki basamak genişliğimiz kaç verilmiş? Bakın 27,3, 30 santim. Demek ki ölçümüz doğru. İnsanların merdiven konumlandırırken neye göre bunları çizdiğini de anlamış oldunuz.